Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'cim. Sesim geliyor değil mi? Hocam çok iyi geliyor. Bugün bir soru çözür. Evet Recep'cim. 8. sınıf son ünitemiz. 7. ünitemiz. 2. Dünya Savaşı. Yani hocam bu üniteyi ve bu soru çözümünü izlemeden sınava girmiyoruz. Kesinlikle. Bir soru gelir. Aynen öyle hocam. Ona göre bir soru gelir. Evet. Hocam o zaman sizdeyiz. Evet Recep'cim hemen başlayalım. Birinci sorumuz Afgan Kralı Amanullah Han'la ilgili. Tanıyor musun bu adamı Recep? Hocam, Amanullah Han. Keşke tanısam. Amanullah Han Atatürk'e geliyor burada şu an. Neler yaptın ya? Nasıl bu devrimleri yaptın falan? Ha, o işte o atıyor ona. Sonra gidiyor memleketinde yapmak Uzlamaya istiyor. Uygulamaya çalışıyor değil mi? Sonra dev darbe oluyor. Adama Paket deviriyorlar diyor. yani evet. Diyor ki bak Atatürk öldükten sonra em Han diyor. O diyor büyük insan. Yalnız Türkiye için değil. Bütün doğu ulusları için de en büyük önderdi. Bak burası önemli arkadaşlar. Doğu ulusları için dediği için yani neden doğu ulusları için önemli bir adam Mustafa Kemal? Neden hocam? Neden? Çünkü biliyorsun İslam dünyası ama daha çok tabii doğuyu genel konuşalım. Sömürge altında kaldı. Evet. Yani asırlarca Hindistan sömürge altında kaldı. Yani Mustafa Kemal Kurtulus e, Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele, yaptığı liderlik evet. aslında sömürgeciliğe de karşı bir mücadeleyi sembolize ediyordu. Yani direkt olmasa da hani e, tam biraz bu konu tartışmalıdır hani sömürgeciliğe mi yoksa başka bir şey mi ama sonuç olarak önemli olan onun ifade ettiği anlam. Evet. evet. O anlam doğuda karşılık bulduracak. O nedenle doğu içinde bir liderdi diyor amanullah ın. Mustafa Kemal'in ölümüyle beraber. Burası önemli arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa. Su. Diğerine bakmıyorum çünkü Doğu ulusları için dediği için olayın barışçılık yönüne atıf yok. Yani kültür değil, yani uluslararası ilişkiler, diplomatik kurallar değil. Buradaki mesele insanlara önderlik etme Süper hocam. Geçiyoruz. İkinci Dünya Savaşı süreciyle alakalı. Bakalım. Atatürk'ün 1939-1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı ile ilgili 1938 yılında dile getirdiği öngörüsü. Çok zaman geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacak. Bak dikkat. Bu müthiş kasırga dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin bütün kötülükleri ile karşılaşacak. Bu kanlı, tehlikeli durumda dikkat tarafsız kalmak, savaşa katılmamak, devlet gemisini bu fırtınanın ortasında hiçbir engele çarp arttırmadan yöneterek savaş dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayati önem taşımaktadır. Yani Ön diyor ki, görmüş. yani diyor ki evet bir savaş çıkacak. Aman çıkarsa bu gemiyi karaya oturtmadan götürmemiz lazım. Kesin. Ve savaşa girmeden tarafsız kalarak. Buna göre ne doğrudur? İleri görüşlü politikacı. Direkt. Aynen. Çünkü orada bir öngörü var zaten. Öngörü için. Dünyada meydana gelen gelişmeleri doğru bir şekilde analiz etme. Onu da doğru etmiş %100 analiz. Yani analiz tam yerinde zaten. Türkiye olası bir dünya savaşında bir ittifak içinde olmalıdır. Şimdi bak bu da arkadaşlar yanılabilirler. Bence çıkmıyor hocam Çıkmıyor. Aferin Recep. Yani ittifaktan bahsetmiyor. Hatta tam evet. tersi ittifaklar dışı kal. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar 3 yok. Dikkat. Recep üçüncü soruya bakalım mı? Bakalım hocam. Aşağıdaki hangisi diyor bu bilgiye örnek olarak gösterilemez. Türkiye 1930'lu yılların başından itibaren yayılmacı politikalara karşı aldığı önlemler ile uluslararası alanda yurtta barış, dünyada barış ilkesine uygun politikalar takip edeceğini göstermiş. Recep'ciğim neydi yayılmacı politikalar? Hocam başka ülkelere yerleşmeye çalışıyor. Aynen. Burası bizim diyor. Aynen. Başka ülkelerin sınırlarını, ülkelerin topraklarını almak. Ya bunu yapmamış ya. Ha, evet. Buna ne örnek gösterilemez. Balkan Antantı. Evet, gösterilemez. O... Bu zaten savunma paktı değil mi hocam? Ya yani savunma bir de içinde savunma var ama yayılmacı bir şey değil ki tam barışa değil. barışa uygun bir şey. Hatta yani, korumak. Ha, bu bu ya yani hatta savaş dışında kalmak için. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nın dışında kalmak için dolayısıyla gösterilebilir. Sadabat Paktı'nın imzalanması. Evet, o da aynı şekilde. Evet, o. o da doğu sınırlarımızı bir anlamda korumak. O bölgeyi savaş dışında Tutmak. tutabilmek. Osmanlı'dan kalan borçların Türkiye'ye ait olan kısımların ödenmesi. Ya bu Tamam iyi bir şey ama Ekonomik yani barışçılık yani. değil direkt. Yani yayınmacılığı tersi bir durum değil. Yani bunu bunu göstermez. Yani Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. D'ye bakalım. Türkiye'nin Hatay konusunda milletler cemiyetine başvuru yapmak. Barışçılık hocam zaten. Arkadaşlar, direkt. Hadi. Burada bir şey daha söyleyeyim bak. Milletler cemiyetine başvurmak, oraya dahil olmak, hem barışçılık, dikkat arkadaşlar bir şey daha söylüyorum, hem de uluslararası hukuka bağlı kalmak. Çünkü bir sorun oldu diyelim. Oraya orayı... başvur. Kendi başına çözmeye dikkat Bravo. Okumuş. Oraya başvuruyorsun zaten. Dün gelin beraber çözelim gibi. Dolayısıyla olayın uluslararası hukuka uygun olma durumu var. Dikkat. Evet hocam. Önemli arkadaşlar. Recep'cim dörde geçiyoruz. Diyor ki buna göre Atatürk'ün düşünceleri doğrultusunda yaşanan gelişme hangisidir? Bakalım. Mustafa Kemal dünyanın yeni bir savaşa sürüklendiğini görmüştü. Bu nedenle uluslararası alanda önemli olan İstanbul ve Çanakkale'den su yollarının güvenliğinin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurgulamıştır. Su yolları diyor Recep'cim. Su yolu neresi var bizde? kemerler vardı hocam. Neydi? Su taşıma şeyler onlar. Su yolu yani. Mesela hocam neresi? Boğazlar. Bu direkt boğazlar. Ha, arkadaşlar bakın bu ifadeyi gördüğümüz su yolu ifadesini gördüğümüzde direkt boğazlar. Şimdi diyor ki yer Mustafa Kemal su yollarının güvenliğini sağlamalıyız. Neyi kastediyor abi burada? Montreux. Boğazlar. Montreux'u kastediyor. İşte zaten cevap Adana. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması sürecinden hemen önceki süreci anlatıyor. Evet hocam. O yüzden diğerini okumuyorum zaten. Su yolları dendiğinde boğazlar aklımıza geliyor. Oradan da A seçeneğine gidiyoruz. Süper hocam. Evet recepciğim. Recepciğim 5'e geçiyoruz. Nedir hocam sorumuz? Bakalım. 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin savaşa dahil edilmek istenmesinde hangi özelliğin etkili olduğu söyleyebilir Recep 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere var ya özellikle. Yani var Adana ya Adana'ya kadar geldi değil mi hocam? Yani Adana, Kahire kaç defa görüşmeler oldu. Yani resmen takla attılar bizi savaşa sokmak için. Ama, Ama biz yine de girmedik. Evet. İşte burada denge siyaseti izledik. Bu önemli arkadaşlar. Yani bu kavramı da hemen şimdi söyleyelim. Denge siyaseti yani e, de, taraflar arasında denge kurma gibi. Bakalım 2. Dünya Savaşı sırasında Mih diğer devletlerden Almanya Türkiye'yi kendi yanında savaşa dahil etmek isterken müttefiklerden İngiltere ve Sovyetler Birliği de savaşta Türkiye'nin kendi saflarında olması için büyük gayret göstermişlerdi. Fakat Türkiye II. Dünya Savaşı'nda tarafsızlık politikası takip etmiştir. Yani diyor ki soru. Neden bu adamlar bizi böyle savaşa dair etmek istiyorlar? i̇stiyorlar. Neden? Tabii ki bizim coğrafi konumumuzla ilgili bir mesele. Öyle. Yani bulunduğumuz konum hem üç tarafı denizlerle çevrili e, boğazlar var zaten biliyorsun. Yani ondan dolayı. Yani askeri teknoloji zaten pek fazla yoktu. Milletler Cemiyeti'ne üye olma herkes üye. Yani zengin bir kültürel mirasın savaşla ne ilgisi var? Savaşla savaş? hiçbir alakası yani, yok. Yani coğrafi konum nedeniyle iler Recep'ciğim? Bu bizim için yani dünyada en çok öne çıkan özelliğimiz her zaman bizim bu. Hatırlıyorum Obama iktidara geldiğinde ilk 4. sene ilk seferde geldiğinde e, sanırım ya birinci ya 2. ziyaret ettiği ülke bizdik. bizdik. E, hatta Çırağan Sarayı'nda mı bir yerde e, basın açıklaması olmuştu. Bütün dünya tabii oradaydı falan. Ertesi gün Japon gazeteleri falan şöyle yazmıştı. Neden Türkiye? Anlamanız için haritaya bakmanız yeterli. Yeterli. Bu kadar. Evet öyle bir şey söylenmişti. Yani bu her zaman böyledir yani Türkiye açısından. Çok güzel. Evet. Recep'ciğim 6'ya geçelim mi? Geçtik hocam. Diyor ki 2. Dünya Savaşı nedenleriyle ilgili ne vurgulanmıştır? Bakalım. 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile yapılan Versay Anlaşması'nın çok ağır şartlar taşıması, İtalya'ya vaat edilen yerlerin verilmemesi, bu iki devletin intikam almak için yayılmacı politikalar takip etmesinde etkili oldu. 1939 yılına gelindiğinde ise Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle 6 yıl sürecek olan 2. Dünya Savaşı başladı. Ya bak diyor ki 1. Dünya Savaşı'nın sonrasında Almanya'ya yapılan Versay ve bir de diyor İtalya'ya istediklerinin verilmemesi. Yani diyor ki ne burada vurgulanıyor? Vurgulanan şu, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları etkili. Yani Birinci Dünya Savaşı sorunları çözemediği için İkinci Dünya Savaşı çıktı. çıktı. Onu anlatmaya çalışıyor yani Almanya ve İtalya'nın durumunu anlatarak. Bakalım, milletler cemiyetinin dünya barışını sağlamada yetersiz kaldı evet bu doğru ama burada bahsetmiyor. Savaş öncesinde devletler arası gruplaşmaların olması evet doğru ama burada bahsetmiyor. Ekonomik faktörlerin savaşın başlamasına öncelikli olması evet o da doğru ama, ama burada, burada bahsediyor. Evet, arkadaşlar bakın bir kez daha söyleyelim. Hocam kendi bilgimizde değil. Aynen metin sorularından metne bağlı kalıyoruz dikkat. 7'ye bakalım mı bakalım, bakalım Bu bilgide ne vurgulanmamıştır? Bak mamıştır. Türkiye resmi olarak katılıp fiili olarak katılmadığı 2. Dünya Savaşı sırasında nasıl bir şey ya? Hocam. Son dakika bizi böyle he ne almışlardı. demek istiyorsun? değil mi? Biz normalde evet. kurşunu atmadık. He. Ama hocam savaş bitmeye yakın değil he. mi? Aynen öyle. Bir taraf olmuş, kim taraf olmuş hocam? Evet. Müttefik tarafı. Müttefiklerin evet. oldu. Evet, Almanya ve Japonya savaş ilan etmiştik. Yani kağıt üstünde girmiştik ama resmi olarak. Evet, okyanus ama... savaş ilan ettik hocam. Gibi ama şeyde girmemiştik gerçekten. Neyse Türkiye resmi olarak katılıp fiili olarak katılmadığı 2. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda askeri silah altına aldı ve sınırlara yerleştirdi. Yani 4 sene askerlik yapan var ya. 5 sene, 4 sene. Bazı ürünlerin satışı karne ile gerçekleştirilmeye başlandı. Ülkede kıtlık tehlikesi ve hayat pahalılığı gibi sorunlar ortaya çıktı. Müthiş. Ne vurgulanmamış? Savaş Bakalım. çünkü hocam. Aynen. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan doğrudan veya dolaylı şekilde etkilendiği. Bu, Kesin kesinlikle Türkiye'nin savaş sırasında bazı önlemler almaya çalıştığı, evet. işte askerler falan gönderilmiş. Karne falan işte anlatılmış. Türkiye'nin ekonomisinin savaştan olumsuz etkilendiği, bu da doğru. Kesinlikle. Ekmek karnesi tutturulurken olmadı. Türkiye'nin kazanan grup içinde savaşa dahil olduğu. Ya yani bunu Burada belirtin. Evet. Aslında öyle ama burada belirtin. Aynen öyle. Birazcık aynı ricam. Metne bağlı kalıyor. Kesinlikle. Öyle. Evet. Hocam şimdi ekmek karnesiyle ilgili bir soru daha var. Nedir hocam ekmek? Recep ekmek karnesi ne biliyor musun? Hocam ekmek karnı ekmek almaya giderken sayıyla alıyorum. Evet. Değil mi? Değil mi? Gidiyorsun mesela fırına. Kafama göre alamıyorum. Tabii günlük bir istikakım var. Bir karne veriyorlar sana. Diyorsun günlük 3 tane alabilirsin. 4 tane alabilirsin. Dördüncü Tabii yok. bunun sebebi şu üretim az olduğu için öyle. Yani paran versen de yok dördüncü. Aynen yok. Yani üretim az hem o hem de böyle yapmasının sebebi de şu. Böyle yapmamış olsa birilerinin eline geçecek o ekmekler. Az da olduğu için bir stokçuluk başlayacak. Başlar. Stokçuluk da Sonu fiyat artışı demek Kesinlikle. zaten. Yani niye çünkü onu diyelim zengin insanlar basıyor parayı alıyor koyuyorlar eve e tabi fiyat artıyor, 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 artıyor sonra yavaş yavaş sürüyorlar piyasaya bu yani savaş ortamı için çok kötü. Yani gerçekten katlanılması çok zor bir şey yani. Evet, ekmek karnesi bu. Şimdi olayı anlattık, direkt soruya geçelim. Diyor ki bu gaz haberlerine göre yani anlatıyor ekmek karnesi usulünü. Türkiye'ye ile ilgili neye ulaşılabilir? Tarımsal faaliyetlere bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Yok. Ona ulaşamayız. Yok. Yani bir kısıtlama var ama tarıma değil. Tüketimi azaltmak için ekmeğe konulan vergi artırılmıştır. Kesinlikle bir vergi artışı falan yok. Sadece sınırlama var. Adette. Yani olmaz. 3. Vatandaşların ekmek tüketimi konusunda sıkıntı çekmemesi amaçlanmış. Bak evet. Amaç bu zaten. Ha, ekmek karnesini yani veriyor ama tabii istediğin kadar alamasan da sonuç olarak bir ekmeğe ulaşıyorsun. Ekonomik alanda yaşanan sorunlar çözüme kavuşturmak istenmiştir. Niyet Biraz bu. önce bahsettik. Stokçuluk olmasın, fiyatlar artmasın, enflasyon olmasın diye yapılan bir uygulama. O yüzden cevabımız 3 ve da. 4 arkadaşlar. Recep'ciğim 9'a geçelim mi? Geçtik hocam. Bu bilgiye göre ne söylenebilir? Recep'ciğim biliyorsun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de bir siyasi hareketlenmeler oldu. Çok partiler oldu. Onunla ilgili bir soru. Bakalım diyor ki 7 Haziran 1945 tarihinde bazı milletvekilleri meclis grup başkanlığına yeni partilerin kurulmasının önünü açacak olan çok partili yaşama geçilmesi için önerge verdiler. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü ülkemizde iktidarı eleştirerek eleştirecek pardon ve denetleyecek bir partinin bulunmamasını bir eksiklik olarak ifade etti. 22 Eylül 1945 tarihinde Milli Kalkınma Partisi ve 7 Ocak 1946 tarihinde ise Demokrat Parti kuruldu. 1946 yılında kurulan parti sayısı onu geçti. Yani 2. Dünya Savaşı. aynı demokrasiye bir geçiş var. Ne söylenebilir? Türkiye'de diyor bakalım A'ya bakıyoruz. 1945 yılından itibaren çok parti hayata geçiş sağlanmıştır. Doğru. Doğru. Evet, A cevap. Ama diğerini okuyalım. Çok parti hayata geçirilmesinde iç politikada yaşanan sorunlar etkili olmuştur. Değil. Yani bu Bunu dış bilemiyorum. Bir de bilgide de yok ki hocam. Ha yok. Ana faktör dış. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizi Birleşmiş Milletler'e alıyorlar. İşte oraya dahil olmamız için bize diyorlar ki sen de çok partil olacaksın. Evet. O nedenle. Uluslararası alanda yapılan teşvikler sonucu yeni partiler kurulmuştur. O zaman. Evet. Var ama burada yok. Demokrat Parti kurulduğu yıl seçimleri kazanmıştır. Bu bilgi de yok. Öyle bir şey olmuyor zaten. Bu da yok zaten. Evet. Cevabımız Adana arkadaşlar. Evet. Buradaki olay çok partiyata geçme olayı. Onu anlatmaya çalışmış. Geçiyoruz. 10. sorumuz arkadaşlar. Buna göre diyor hakkında bilgi verilen seçim yöntemiyle hangisi doğrudur? Bakalım neymiş. 1946 yılında yapılan seçimlerde Türkiye'de ilk defa ilk defa açık oy gizli sayım anlayışı çerçevesinde seçmenler oylarını herkesin görebileceği şekilde açıktan verdiler. Ancak oyların sayımı ise gizli bir şekilde yapıldı. Recep bu ne demek? Yani açık ne diyor? Açık oy, gizli sayım. Hocam herkesin yanında oyunu atıyorsun. Ama sayarken gizli sayıyorsun. Gizli sayıyorsun. Biraz garip geldi hocam. Garip. Ama öyle oldu. Gerçekten 1946 seçimleri yani Türk demokrasisi açısından sıkıntılı bir mı? sıkıntılı bir seçimdir. Yani işte o zamanki koşullar diyelim. Tabi bunun bir sürü var ama şu anki konumuz o değil. Ama şunu anlasın arkadaşlarımız. Açık oy demek oyunu herkesin, ee, herkesin yani. görebileceği tarzda kullanıyorsun ama sayılırken de gizli sayılıyor. Şu anda Hatırlıyor. oyunu kullanırken gizli. Ha bravo şu anda nasıl? Gizli oy, açık sayı. Evet. Ha, doğrusu o. Oyunu gizli vermen lazım ama sayılırken hatta nasıl yapılır? Açık yapılır değil mi? Tabii. Sandığı dökersin. sandık görevlisi oldu mu Recep? Olmadı mı? Sandığı dökersin. Ama takip et. Aynen. Sandıktan zarfı açarsın. Bir oy X partisine. Orada hemen herkes bütün bütün herkes, herkes... yazar. Aynen herkes yazar. Ya 9 10 tane adam yazar. Senin yanında adam o da yazar. Bir oy Y partisine. Herkes yazar. En son herkesin saydığı aynı çıkması lazım. Tabii. Diyelim 10 10 oy X'e 70 oy Y'ye. Olmaz. Herkesin aynı çıkması lazım. Farkı çıkarsa 69 olursun bu demokrasi karıştır. bu. Evet karışıklık olur. Evet ama o zaman öyle değilmiş. Açık oy gizli sayılmış. Bakalım ne doğrudur? Çok partili hayata geçişte mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Olmaz. Avrupalı devletlerin seçimlerde uyguladığı bir yöntemdir. Ne bilelim biz hocam? Demokrasinin gereklerine uygun bir yöntem değildir. Aha. İşte bu. Çünkü insanlar özgürce oy veremezler. Aynen hocam. Sen de ben nasıl vereyim? Hileye de açık değil mi hocam? hocam. Evet. Milli egemenliği güçlendiren bir yöntem Asla. Değil. Cevabımız C arkadaşlar. Hocam çok güzel. Bu bizim son sorumuz. Son sorumuzdu. Ve böylece son ünitemizin son sorusunu çözdük. Hocam arkadaşlar artık sınava gidecekler. Aynen öyle. Arkadaşlar bizim bu arada daha fazla yine soru çözüm videoları yapacağız. Gerekirse denemeler yapacağız. Siz bize eksik kaldığınız konuları yine sorun. Aynen Biz size destek olmaya çalışacağız. Şimdiden de sınavda da başarılar diliyoruz hocam arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar. gol olsun. Aynen öyle hocam. hocam. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet. Bir sonraki sürpriz videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.